Merhaba sevgili izleyenler. Ben Merve Gülcemal. Sizlerle ilk defa televizyon ekranlarında konuk değil, program sahibesi olarak buluşuyor olmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyim. Üstelik konuşmayı en çok istediğim, sahnelerde, söyleşilerde bir araya geldiğimiz zaman hep üzerinde durmaya çalıştığım konuları ele alacağız ve diyeceğiz ki, televizyon ekranlarında çocuklar ve gençler için din eğitimi ve öğretiminde nasıl davranışlar sergileyelim? neler aman sakın ha yapmayalım nelerden uzak duralım bunları konuşmanın vakti geldi diyeceğiz. O yüzden programımızın adı vakti geldi. Vakti geldi programına hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli iki konuğumuz sizlerle beraber her bölümde de inşallah sizlerin merak ettiği, Hakkınıza takılan, öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz, cevaplarını bulamadığınız soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Müstakil olarak her konuyu ele alacağız. Allah nasip kısmet ederse farklı konuklarımızla alanında uzman yazarlarımız, eğitimcilerimiz, sınıfın içerisinden öğretmenlerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz ve muhakkak klinik psikolog, uzman psikolog arkadaşlarımızla beraber olacağız. Çünkü bu işin çift kanatlı ilerlemesi gerektiğini biliyoruz elhamdülillah. Çok değerli Sakarya İlahiyat Fakültesi Dekanı Hasan Meydan hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Merve hocam. Nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun. ...programınız öncelikle. Allah razı olsun. Çok Bizleri iyi sandı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi bugün... ...benim için çok kıymetli. Sizlerle beraber açılışa yapmak benim için... ...aynı şekilde çok heyecanlandırıcı. O yüzden çok mutluyum. Ve çok sevdiğim arkadaşım... ...hayranlıkla da takip ettiğim... ...klinik psikolog... ...Sümeyye Esra Kösen Güçlü sizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hayırlı olsun. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Elhamdülillah. Şimdi dediğim gibi biz ilerleyen bölümlerde inşallah izleyenlerimizle müstakil olarak birçok konuya değineceğiz. Hatta farklı farklı bölümlerde farklı farklı konuların farklı başlıklarını ele alacağız. Alt başlıklarını yani Kur'an-ı Kerim'i çocuklara nasıl öğreteceğimizi bir bölümde konuşacağız. Gençlere nasıl öğreteceğimizi bir bölümde konuşacağız. Hatta hafızlıkla alakalı ayrı bir bölüm inşallah hazırlayacağız, konuşacağız. Ama bu bölümde açılışta istiyorum ki ben din eğitimi ve öğretiminde Neler yapıyoruz biz ülkemizde? Yaptığımız e, doğru davranışlar neler? Yanlış davranışlar neler? Şöyle bir genel olarak değerlendirelim istiyorum. Bunu anlayabilmek için de zannediyorum ki hocam karıştırdığımız iki kavramı doğru anlamamız lazım. Onu sizden rica edeceğim. Din eğitimi ve öğretimi arasında bir fark var mı? Nasıl anlamalıyız bu iki kavramı? E, hay hay, e, eğitim ve öğretim kavramlarını aslında öncelikli olarak e, bir açıklığa kavuşturmak <laughs> gerekir ki. Ardından din eğitimi ve din öğretimi kavramlarını daha net bir şekilde anlayabilelim. Malumunuz eğitim ve öğretim kavramlarının yerine bizim geleneğimizde terbiye kavramı ve talim kavramları kullanılırdı daha çok. Bu iki kavramı da referans yaparak eğitim ve öğretim kavramlarını anlamak, sonra da din eğitimi ve din öğretimi kavramlarını anlamak daha doğru olur. Bu noktadan baktığımızda, Terbiye kavramı e, Rabbül Alemin'in isimlerinden birisi hatta en büyük hı hı. ismi olarak literatürümüzde, geleneğimizde e, kabul edilir. Ve bu anlamda terbiye Rabbani bir unsur, hı. Rabbani bir eylem, faaliyet olarak görülür. Yetiştirmek e, anlamında, eğitmek anlamında. Ve e, insan da kendi ölçüsünde, kendi kabiliyetleri, imkanları, cüz'i, iradesi ölçüsünde Rabbül Aleminin sahip olmuş olduğu bu terbiye etme özelliğinin vasfını bir yönüyle ödünç kullanır Rabbinden. Rabbinin vermiş olduğu e, çocuk nimetini, malzemeyi yine onun adına aslında e, yetiştirmiş olur. Bu yönüyle terbiye biz geçmişte kullanmış olduğumuz bu kavram günümüzde daha çok eğitim kavramıyla karşılanabilir. Evet. Tam karşılanamasa da hmm. aralarında nüanslar bulunmakla birlikte. Neden birazdan onunla karşılandığını Hı -hı. Da ifade edeceğim. Talim ise eee alleme yuallimudur Hı -hı. köken itibariyle e, öğretmek anlamına gelir çoğunlukla ve terbiyeden farklı olarak Bizim literatürümüzde, günümüzdeki eğitim literatüründe de daha çok bilişsel yetenekleri geliştirmeye yönelik bir eylem, bir faaliyet olarak görülür. Dolayısıyla karşılığı da öğretmektir Aslına baktığımızda. Biz terbiye ederken sadece öğretmeyiz. Terbiye ederken aynı zamanda kişinin kalbine de hitap ederiz. Çocuğun e, davranışlarını hatta sosyalleşme süreçlerini, sosyal duygusal becerilerini geliştirmeye çalışırız. Geliştirmek durumundayızdır. Aksi halde bir terbiye etmekten bahsedemezsiniz. İşte bu çerçeveden baktığımızda, e, eğitmek terbiyeye kısmen karşılık gelir ve çocuğu bir bütün olarak eğitmeyi, bilisel, duygusal, psikomotor, sosyal becerileriyle birlikte eğitmeyi, ona tavır kazandırmayı, ona tutum kazandırmayı, bir duruş kazandırmayı, hepsinden öte karakter kazandırmayı, bir kimlik, kişilik kazandırmayı daha çok ifade ederken öğretmek kavramı daha dar bir muhtevaya sahiptir. Bilgi sahibi yapmak gibi kısmen ifade edilebilir. Bu anlamda hani modern eğitimin kavramlarıyla söylersek az önce de kısmen temas ettim. Eğitimde en az, en alt düzeyde e, bilissel, duyusal ve psikomotor öğrenmelerden, becerilerden, yeteneklerden bahsedilebilir. Bunlardan sadece bilisseli hedeflediğinizde öğretim yapmış olursunuz. Ama tamamını hedeflediğinizde, tamamını geliştirmeyi amaçladığınızda eğitim yapmış olursunuz. Fakat, tabii şunu da bilmekte fayda var, her zaman için e, eğitimi ile, öğretim arasında bir ilişki de vardır. Hiçbir zaman için sadece öğretim öğretim olarak kalmaz, bilgi bilgi olarak kalmaz. Bilgiden davranışa, bilgiden duyguya bir bağ vardır. Dolayısıyla aslında öğrettiğinizde de doğru öğretmişseniz hele mutlaka e, bir duygu gelişimi, bir davranış gelişimi de sağlamış olursunuz hı hı. kısmen. Ama din eğitim ve öğretimi üzerinden baktığımızda bu kavramlara belki çok fazla da uzatmamak gerekir. Din eğitimi ve öğretimi üzerinden baktığımızda bu kavramlara e, din eğitimi kişinin dini bir bilgi nesnesi, duygu nesnesi, davranış nesnesi hatta sosyal davranış nesnesi olarak içselleştirmesi anlamını taşırken din öğretimi daha çok din hakkında bilgilenmeyi içeren bir kavram olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda baktığımızda din öğretimi daha dardır, daha sınırlıdır. E, doğrudan duygu eğitimini, doğrudan davranış eğitimini kastetmeyen öğrenmeleri çoğunlukla karşılar. Diye, desek yanlış olmaz sanırım. Çok güzel özetlediniz hocam. Yani ben bayağı okulda öğrenir gibi öğrendim sizden şu an. Hakikaten Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Peki şöyle diyebilir miyiz? Ben sıradan bir insan olarak dinlediğimde şöyle anlıyorum. E aslında biraz da öğretim dediğimiz şey akla ama duygular ve içselleştirme dediğinize göre eğitim dediğimiz şey kalbe yatırım. Ben bununla ilgili şöyle bir örnek veriyorum hocam. Diyorum ki şimdi çıksak ve bir anket çalışması yapsak. Desek ki namaz nedir biliyor musunuz? Halkın %90'dan fazlası namaz nedir biliyordur. Nasıl kılınır biliyor musunuz? Bize anlatabilir misiniz desek. Yine bir o kadara yakını... Nasıl kılınacağını da bize herhalde üç aşağı beş yukarı anlatır. Yani bilgi buraya yerleşmiştir. Ya. Ama beş vakit öyle paşa gönlünüzden geldiği zaman değil yani cumadan cumaya değil beş vakit namaz kılıyor musunuz desek? Bu soruya yüzde kaçı? Bu yüzde doksanı yüzde sekseni yüzde kaçı? Tabii ki ya elhamdülillah diyecek. Belki bu da biraz bize bunu ayna tutuyor olabilir mi? Yani. Öğretimi çok önceliyoruz. Eğitimi, terbiyeyi değil, kalbe ulaşmaktan, duygulara ulaşmaktan, içselleştirmeye çalışmaktan ziyade, ya biz bilgiyi verelim de, sorumluluğumuzu yerine getirelim ailelerde. İşte ya da okula gönderelim, okulda bilgiyi alsın. Hani gerisi olur artık diyerek biraz da o kısmı acaba ihmal mi ediyoruz? Ee, i̇hmal diyebiliriz. Tabii ihmal yönü var. Ancak e, aslında biraz ikisinin keyfiyeti arasındaki farklılıktan da kaynaklanıyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Ee, bu ihmalimizin nedeni belki bu keyfiyet farklılığından kaynaklanıyor. Ee, şöyle bir keyfiyet farkı var. Ee, yine kadim Ulema Farabi dahil olmak üzere e, talim ve terbiye arasındaki bu farkı e, ifade ederken, talimin e, nazari erdemleri gerçekleştirmeye yönelik bir faaliyet olduğunu, fakat terbiyenin ameli erdemleri gerçekleştirmeye yönelik bir faaliyet olduğunu ifade eder ki, bu gelenek yani ki kişilik karakter eğitimiyle ilgili gelenek farabiden çok daha gerilere doğru gider bu gelenekteki ulema genellikle bunu şununla ifade ederler sizin söylediğiniz noktayı e, ameli erdemleri gerçekleştirmek çok daha zordur çünkü o alışkanlıkla evet. elde edilir evet. e, alışkanlık oluşturmanız lazım e, uzun süreli bir e, doya doya içselleştire içselleştire hazmede hazmede onu ancak gerçekleştirebilirsiniz. Ama talim sadece bilgin nezbelletilmesiyle mümkün. Hatta bu anlamda yani Müslüman olmayan bir kişi de namazı bizden çok iyi bilebilir bir bilgi nesnesi olarak. İslam'ı, Kur'an'ı bizden doğru, çok iyi bilebilir bir bilgi nesnesi olarak. Nitekim işte oryantalist çalışmalar var gördüğünüz doğru. üzere bildiğiniz üzere. Bu çalışmalarda bir kişi İslam hakkında çok iyi bilgi sahibi olabiliyor. O talim edilmiş, öğretilmiş bir Doğru. kişi, öğrenmiş bir kişi. Ama İslamla terbiye edilmiş, İslam terbiyesiyle terbiyelenmiş bir kişi değil. Bu nedenle de genelde e, bizim için ya da eğiticiler için aslına bakarsanız, hele kitle eğitimi yapıyorsanız, e, talim daha kolay ve daha e, yaygınlaşması mümkün olan bir şey. Ama terbiye o kadar kolay değil, o kadar süreç. da e, kolay yaygınlaşamıyor. Evet. İnşallah elimizden geleni yapalım biz İnşallah. terbiye kısmı için. İnşallah. Aslında belki de bu talim ve terbiye <laughs> kavramlarını biz ailelerde tam olarak idrak edemediğimiz için sanki öyle olduğunu ediyorum İki farklı uca kayabilme ihtimalimiz yüksek oluyor din eğitimi ve öğretiminde. E, bu iki farklı uç bazen çok acele etme. Bütün bilgiyi vereyim aman benim düştüğüm hatalara düşmesin işte hataya e, hataya meyletmesin günaha sevk olmasın şeklinde nüksedebiliyor. Bazen de hiçbir şey duymasın daha. Çünkü ben sorduklarıyla da baş edemem o da baş edemeyebilir anlatacaklarımla öğreteceklerimle 12 yaşı bekleyeyim. 7 yaşı bekleyeyim diyenler de var. Acele edenleri konuşuruz ama ben şu geç kalma ihtimali olanları öncelikle konuşalım istiyorum. Bu yaşları beklersek, be beklersek eğer biz 7 yaşı 12 yaşı beklersek ve ilk 6 yaşı ıskalarsak nasıl problemlerle karşılaşabiliriz? Sümeyyem Hanımcığım bir psikolog olarak bize ne söylemek istersiniz? Şimdi son yıllarda bu 12 yaşı bekleme biraz revaçta. Evet, evet. Bunların kaynağının ben Piaget olduğunu düşünüyorum. Evet. Gelişim psikoloğu evet. Piaget'e göre 12 yaş 11 11 yaş üstü çocuklar artık soyut işlem dönemine girmiştir ve onlara artık açıklama yapılabilir diyor. Hı hı. Ama bundan çok rahat bir 15 yıl önce yapılan bir araştırmaydı, Nature dergisinde yayınlandı ve çok ses getirdi. Orada şöyle bir deney yapıyor e, gelişim uzmanları, gelişim psikologları. E, üç tane kukla var. Hı hı. Bir kukla yokuş yukarı bir topu çıkarmaya çalışıyor. Diyelim bu kuklamız kırmızı renkli. Sarı renkli kukla onun çıkarmasına yardım ederken. Yeşil renkli kukla da tam tersine onun o işini bozmaya çalışıyor. Topu aşağıya itiyor ve düşürmeye çalışıyor. Bu senaryoyu defalarca tekrar ediyorlar. Sarı renkli yardım ediyor, çıkarıyor. Daha sonra bir daha çıkarmaya çalışırken yeşil renk onu engellemeye çalışıyor. Tekrar tekrar izledikten sonra 6-8 aylık bebeklere yapıyorlar bunu. Bebeğe hangi kuklayla oynamak istersin diye ikisini uzattıkları zaman bebeklerin yüzde %90'ı yakını iyiliği yapan yani çıkmasına yardımcı olan kuklayı seçiyor. Burada anlıyoruz ki aslında iyi ve kötüyü çocuklar daha 6 aylık çocuklar bile biliyor ve biz bunun ne zaman başladığını da bilmiyoruz. 6 aylık çocuk bunun ayrımını yapabiliyor. Burada ilginç bir sonuç daha var. Bir de aynı testi tarafsız olan bir kukla üzerinden de yapıyorlar. Hmm. Kötü olan, kötüye meyleden kukla, oyunu bozarken etra, kenarda durup seyreden kukla yine ikisini sunuyorlar hangisini tek, tek çocuk tercih eder diye. Çocuk kötü olanı tercih ediyor. Yani burada bile çocuk safını belli et, ne olduğunu bana göster, ona göre seçimimi yapacağım. Diyor aslında Yani ben tarafsız kalanı orada ses çıkarmayanı seçmektense kötü kötüyü olanı seçelim. oynamayı tercih ederim diyor. Bu bize aslında e, soyut işlem döneminin çocukların belki de e, zihnine nakşedildiği, belki bunun doğumla geldiğini Hı -hı. ama biz bunu 6 aylıkken fark edebiliyoruz şu an yaptığımız evet. testlerde. Aslında çocukların ayırt edebildiğini görüyoruz. Şimdi bu çocuk iyi ile kötüyü ayırt ediyorken, ve iyilik e, nelerin yapması gerektiğini, iyinin ne olduğunu biliyorsa eğer ve biz bunu bir kalıba koymuyorsak Allah bizden bunu yapmamızı istiyor. Bir kalıptır ve çocuğa aidiyetlik hissettirir. Ait olmayı hissettirir. Siz bunu vermiyorsanız çocuğa bu sefer bu iyilik havada kalıyor. Çocuğun kendini ait hissetmesi açısından da çok değerli. Ha tabii şu var. Erken vermekte hı hı. dediniz başka bir Programın konusu belki de o. Nasıl yaklaşacağız? Tabii ki yaşına göre yaklaşılacak ama her yaş grubuna yaklaşılacak e, aslında şekilde sunabiliriz. Bunu sürme, sunmamızın bir önemli noktası da şu. Beni ben yapan unsurlardan en önemlisi şimdi bu, bu programı izliyorsa aslında <laughs> evet. Müslüman kimliğidir kişinin. Tabii ki. Şimdi siz namaz kılıyorsunuz. Çocuğunuz geliyor diyor ki anne ne yapıyorsun? Söylemeyeceğiz mi çocuğumuza? Saklayacağız evet. mı? Evet. 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 Ve ben bu sorulara, çocuğumun bu sorularına yok 12 yaşını bekleyeyim diye durduğum zaman, beklettiğim zaman aslında tersiyle eğitmiyor muyum? Tabii ki. Yani çocuğu aslında bir nevi dinsizlikle ya da dinden uzak kalmak şeklinde eğitiyorum. Ve sahtekar olmuş olmuyor muyum? Yani bunu bir aileye söyleyebilmek, sen çocuğuna samimi olma. Gerçek hayatını gizle demek bence. Evet. Çünkü inşallah deriz biz. Allah korusun, <laughs> Allah muhafaza ederiz. Allah izin verirse deriz. Bunlar bizim hayatımızın içinde ve her anındadır. Din evet. çünkü hayatın içinde ve her anındadır. Piaget'i yanlış anlıyor olabilir miyiz diye de düşünmüyor değilim hocam. Ben şöyle bakıyorum. Yanlış bakıyorsam lütfen düzeltin. Şimdi Piaget diyor ya işte 12 yaşından sonra soyut düşünce tam manasıyla gerçekleşir. E zaten aslında baktığımızda dinimiz de bunu söylüyor. Yani Piaget Buna ters bir şey söylemiyor çünkü dinimizde bir çocuğu ancak akil ve bali olduğunda mesul tutuyor. Yani bu da en az 12 yaşa tekabül ediyor zaten. Mesuliyet o zaman gerçekleşiyor. Sonra 7 yaş diyor çok özür dilerim hocam somut öğrenme yaşı diyor. Hı hı. E, Efendimiz Aleyhisselatü da 7 yaşında namazı öğretin çocuklara diyor. Demek ki somut öğrenme yaşı. Yani ben baktığımda tezat bir şey görmüyorum aslında. Niye bunu tezat anlıyorlar insanlar? Aslında bilmiyorum müsaade varsa tabii, eğer da. uygunsa tabii, tabii, ben tabii, buyurun. burada birkaç husus ediyoruz. Bu tamam, program birkaç öyle. Hususu, e, ben de yani buradaki e, tabii. önemli birkaç noktaya tabii temas ki. etmek isterim. Özellikle e, Sümeyye hocamızın e, ifade ettiği bir nokta vardı. Her yaş çocuğuna uygun bir yöntem, araç ile e, dinle ilgili e, hususları aktarmak, açıklamak mümkün. Hatta bunun daha ötesinde her yaş çocuğunun e, dini öğreneceği e, dini deneyimleyeceği hatta ben burada öğreneceği dememem gerektiğini düşünüyorum. <laughs> deneyimleyeceği ortamları kurmak mümkün. Evet Hatta bunların kurmacı ortamlar değil sahici ortamlar olması Sahice. gerekir. Ee, özellikle Piaget e, üzerindeki hususlarla ilgili de yani Piaget ile ilgili noktada o kıymetli hocam güzel bir örnek verdi. Bir de başka bir örneği de ben vermek isterim. Tabii, Mesela tabii. bir Max deneyi Denilen 1970-80'li yıllarda yapılmış yine Piaget'in metodolojisini kullanarak gerçekleştirilmiş bir deney var mesela. Burada da çocuklarda biliyorsunuz Piaget'in bulgularına göre odaklanma söz konusu. Çok perspektiflilik gelişmiyor. Ne zamana kadar? 7 yaşına kadar çok perspektiflik gelişmiyor. Piaget'in bulgusu bu yönde iddiası bu yönde. E ee, o yüzden çocuk yani buna hatta theory of mind diyor. Zihin teorisi geliştirebilme kabiliyeti diyor. Ancak somut nesnelerde 7 yaşından sonra e, gerçekleşiyor da somut nesnelere yönelik. Bunu test etmek üzere yapılan bir deneyde aslında çocukların 4,5 yaşına kadar bu süreci indirebildikleri hmm. ama 6 yaştan sonra büyük oranda bu e, theory of mind'ı gerçekleştirebildikleri e, görülüyor. Yani burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani Piaget'in kuramı çok değerli, çok kıymetli, ama onu e, bir tırnak içinde söylemek gerekirse herhangi bir değerlendirmeden gelişimden muaf tutmak, yani yeni e, bulgulardan muaf tutmak çok sağlıklı bir şey değil. Bir. İkincisi, yani teorinin kendi aslında ilişkin olarak. ikincisi o teoriden yola çıkarak aslında bizim e, hani tamamen doğru olduğunu bile her yönüyle kabul etsek o teoriden yola çıkarak bizim din eğitim ve öğretimini farklı biçimlerde ahlak eğitimini öğretimini farklı biçimlerde kurgulamamız mümkün. Yani sosyal duygusal öğrenmeler dediğimiz öğrenmeleri kurgulamamız mümkün ki hatta kişiliğin önemli bir kısmı o çocukluk döneminde gerçekleşiyor ve kişilik de soyut şeylerle evet. gelişir aslında. Sevgiyle, merhametle evet. gelişir. Bunlar da soyuttur ama bunlar bir bunların felsefesini öğrenmez ki çocuk. Bunların kendini öğrenir. öğrenir Çok O yüzden evet. deneyimleme diyorum. Ee, çocuk bunları deneyimleyerek öğrenir. Tam da din zaten çocukluk çağında deneyimlenerek, yaşanarak öğrenir. Ahlak deneyimlenerek, yaşanarak öğrenir. Ee, anlatılarak, kavramlar üzerine tartışılarak değil. O yüzden belki orayı böyle kurgulamak, böyle değerlendirmek lazım. Bu kesinlikle ne Piaget'in gelişim kuramları vesaire oralara da aykırı bir durumda Tabii değil. Tabii ki. Ama şunu Kusura anlıyorum sizin Zaten söylediklerinizden şey. de hocam. Bunu yapabilmemiz için de yani o çocuğun kalbine girebilmemiz lazım. Şimdi evet ben istiyorum ki benden işte beni seyrederek Kur'an-ı Kerimle olan muhabbetimi inşallah görsün, namazla olan muhabbetimi görsün. Ben benim yaşayışımı örneklendirsin, deneyimleme imkanı elde etsin. Ama bunun için de benim onun kalbine girmem lazım. Aksi halde benimle ilgilenmez zaten. Niye benim yaptıklarımla ilgilensin evet, çocuk? Ama sizden önce başka bir faktör daha var aslında. Mesela 4 yaşındaki çocuk artık sosyalleşiyor ya. Evet. Okulda konuşmaya başlıyor çocuklar. Aha. Biri inşallah diyor, biri maşallah Tabii. diyor. Biri diyor ki Allah'tan korkuyorum. Bu sefer aralarında konuşmaya başlıyorlar. İnşallah ne demek, maşallah, maşallah ne demek. demek. İşte e, dini terimler üzerinden konuşmalar başlıyor. Biz eğer bunu bekletirsek ve uzmanlara evet. göre ne kadar bekletirseniz çocuğun adapte olması o kadar zorlaşıyor. Hmm. 12 yaş diyelim. 12 yaşında artık ergen bir çocuğa siz sıfırdan dini öğretmeye çalışamıyorsunuz. Sıfır olan bir şey yok karşınızda. Okula başladığı günden beri 4 yaşında başladıysa o çocuk 8 yıldır arkadaşlarıyla şekillenmiş bir dini fikirleri var onun. Evet. Artık çok geç. Ailenin dini ahlakını vermeye çalışıyorsanız bunun için geç kaldınız, konuşmak için geç kaldınız denilecek bir süreçtir. Peki hocam şunu mesela görüyor musunuz somut olarak çocuklarda? Yani gecikilmiş, evet, ihmal edilmiş bu kısım, ertelenmiş, ötelenmiş nasıl oluyor tezahürü? Sadece dini anlamda değil. Çünkü din aslında ahlakta demek bizim için. Hı hı. Ahlakı kapsıyor. Ahlaki anlamda çocukta yani dini eğitim almış bir çocuk ve dini eğitimden tedrisattan geçmemiş bir çocuk arasında fark gözlemliyor musunuz böyle gelen danışanlarda vesaire? Şimdi eğer ailenin dini değerlerine tezat bir şekilde ise bu özellikle aile aslında önem veriyor dini eğitimi de özellikle bekletiyor diye bakarsak Hı -hı. bir kere çocuğu aile değerleriyle büyütmüyorsunuz. Hı -hı. Bu çocuğun sizin gibi olmasını bekleme, beklememeniz lazım. Yarın bir gün çocuk dini tercihini farklı bir yönde yaptığı zaman da yadırgamamanız gerekiyor. Çünkü çocuğa bir aidiyet de vermiyorsunuz. Çocuklar 7-8 yaşında ben kimim? bu dünya nasıl oluştu, insanlar ilk insanlar nasıl oluştuğu sorgulamaya başlıyor zaten. Siz o zamanlar çocukları aç bırakmış oluyorsunuz. Evet. Ve o çocuğun karnını kim doyurduysa o çocuk 12 yaşına, 13 yaşına geldiğinde zaten fikirleri artık net evet. bir şekilde şekillenmiş Şekillenmiş oluyor. oluyor. Öyleyse bizim geç kalmamamız lazım. Bizim geç kalmamamız. Buradan bu da anlıyorum ben. Evet. Ama geç kalmamakla beraber acele etmemek meselesi de var. Hasan Bey hocam. Yani ben biraz oradan da ürküyorum. Çünkü geç kalmayalım endişesiyle Terbiye değil talim kısmına odaklanıp yeah. bilgi boca edebiliyor aileler. Yeah. Yani işte o yine aslında koruma içgüdüsüyle. Tahrim suresi 6. ayet-i kerimede diyor ya bismillahirrahmanirrahim kendiniz ve aileniz yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Eyvah diyor benim evladım ateşe gitmesin. Yeah. O zaman ben ona ne biliyorsam anlatayım. Mesela ben şunu yaşamıştım bir kere hiç unutmuyorum. Bir seminerde bir anne böyle arka sıralardan ağlıyor soru sormak istedi. Buyurun dedim. Dedi ki e, çocuğum namaz kılmak istemiyor. Çok üzgünüm dedi. Ne yaparsam hepim sevdiremedim. O kadar yani duygularını yansıtıyor ki Aynı nöronlar direkt nereye girdi ben de başladım neredeyse ağlayacağım. Kaç yaşında dedim arkadan bana bir ses geldi uzaklardan 4. 14 mü dedim? 4 dedi. Şimdi 4 yaşındaki bir çocuk namaza çağırdığınızda gelmiyor diye ağlarsanız bunu ona mutlaka belli edersiniz ve çocuk demez ki annem üzülüyor. Çocuk der ki annem namaz yüzünden üzülüyor. Ve ona sadece şu soruyu sordum. Efendim Zahir Saatü Vesselam kaç yaşında namazı öğretiniz diyor. 7 yaşında ama 4 yaşında daha. Yani biz 4 yaşındaki bir çocuğa sen niye okumayı öğrenemedin diye kızıyor muyuz? Gönül koyuyor muyuz? Koymuyoruz. Çünkü biliyoruz ki onun bir vakti var. Vakti var. Ona gönüllü olacağı bir vakti var. Ha tabii ki şu da demek değil. Hiç çocuğun önünde namaz kılmayalım davet etmeyelim değil. Davet edelim tatlı tatlı çağıralım. Peki başka neler yapalım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Yani eğer kalbe girmekse mesele biz nasıl din eğitimi için bu çocukların kalbine girebiliriz? Öncelikle şu ifade ettiğiniz noktayı ben bir miktar açmak Tabii isterim. Tabii hocam. Yani anne baba sorumluluğu sahiplik sorumluluğu değil. Bir emanetçilik sorumluluğu. Yani bunu Evet. kesinlikle ve kesinlikle ebeveynlerin anne babanın çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunu bilmek bizim mesuliyetimizi azaltmaz hatta artırır. Çünkü sahip olduğumuzu istersek kırarız istersek dökeriz. Ama emanetçisi olduğumuz bize emanet edileni kırıp dökemeyiz. Fakat şunu biliriz ki onun üzerindeki tasarruf hakkımız sınırlı. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bize ee, kendi evlatlarıyla imtihan edilen peygamberlere örnek verir. Evet. Bu örneği e, ben bu bağlamda yani emanet ve sahiplik bağlamında okumamız gerektiğini düşünüyorum. Allahu Teala bize buyuruyor ki ben mutlak Rab benim. Sana da kendimden bu noktada bir emanet veriyorum. Hem sıfatlarımdan hem de yaratı, yaratmamdan bir e, evladı emanet veriyorum. Bizim bunu çok iyi anlamamız lazım ve bu noktadan gitmemiz lazım. Bunu anladıktan sonra da bir duruş olarak ilkesel olarak bunu anladıktan sonra da e, hani hepimiz mutlaka bütün e, ebeveynler eğitimci olacak, pedagog olacak, psikolog olacak değil. İşin doğru yolunu yöntemini araştırmamız lazım. Bu doğru yol ve yöntem de bize şunu söylüyor. Az önce aslında temas ettiğim noktayı belki burada biraz açmak Tabii. lazım. Ee, öğretmek değil, bilgi aktarmak değil, çocuğa ne kadar bilgi aktarırsak aktaralım aslında onda bir e, kişilik gelişimi, dindarlık gelişimi gerçekleştirme noktasında etkisi çok az. Hiç çok demiyoruz, etkisi çok az ama peygamber ne yapıyordu, peygamber efendimiz nasıl öğretiyordu diye baktığımızda aslında peygamber efendimiz hal öğretiyordu, tavır öğretiyordu, tutum öğretiyordu. Şimdi bu pek çok yönden bu şekilde yani mesela Peygamber Efendimiz çocuklara şu şekilde konuşurdu, bu şekilde konuşurdu. Hayatından çeşitli örnekler verebiliriz. Ama verdiğimiz örneklerin aslında ziyade e, onun anlamına bakmak ve o anlamdaki tavır nasıldı ona bakmak gerekir diye ben düşünüyorum. Tabii. Peygamber Efendimiz çocuklara sevgiyle yaklaşıyordu, sevgisini gösteriyordu. Çocuklara Anlayışla yaklaşıyordu. Gence de anlayışla yaklaşıyordu mesela. Hı hı. Öyle ki işte başkasının meyve ağacını taşlayan çocuklara onların çocuk olduğunu bilerek yaklaşıyordu. Yani o anlayışın hem yanlış yani o e, faaliyetin yapmış oldukları davranışın yanlış olduğunu hem gösteriyordu. Ama aynı zamanda bunu yaparken de onların gönlünü kazanıyordu. Şefkatle. Başını Şefkatle yak, yaklaşıyordu. Evet. Yani Peygamber Efendimizin hayatından şöyle örnekler hepimiz biliriz yani çok artık bunlar. Bence bütün ebeveynlerin, bütün eğitimcilerin kulaklarında böyle yer etmesi gereken şeyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarının hor görüldüğü bir topluma gelip onları baş tacı yaptı. Yani pek çok örneği var bunun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani buna somutlaşmış bir örnek olarak benim 10 tane çocuğum var. Ben hiçbirisini oh. öpmedim şimdiye kadar. Çocuk öpülür mü diyen bir sahabeye yani o da Müslüman olmuş. Bir kişiye e, merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyen bir peygamber ve bu tavrı veriyor aslında bizlere. Çocukla ilgili olarak. Ya da gençle ilgili olarak. Malumunuz yani e, işlenebilecek en büyük günahlardan bir tanesini işlemek için Hazreti Peygamber'den izin isteyen evet. bir gence sen ne diyorsun peygambere demiyor. Dikkat edin burada yalnız şöyle bir durum da var. Mesela sahabede sen peygambere ne diyorsun? Bu hadise beni hep çok etkiler hocam. Ne diyorsun demiyor peygambere. Yani sahabe de o tavrı almış. Evet. Tavır almış. Ee, Ve sen gelip bunu çok özür dilerim hocam. Halkın içerisinde söylüyor. Yani hani evet. gelip kenarda ya çok utanıyorum bir şey soracağım. Büyük bir günah işlemek istiyorum. Bana müsaade verin şeklinde de değil. Aynen. Sohbetin ortası, halkın ortasında. Aynen. Ve orada sahabe de o tavrı almış. Peygamber Efendimiz de o tavrı öyle bir yansıtıyor ki onun hem Aklına hem de kalbine hitap ediyor. Ya yani Bu akla hitap, kalbe hitap, aklı ikna etmek, kalbi mutmain kılmak aslında bizim mesleğimizin, burada mesleğimizi bir profession anlamında söylemiyorum, temel odak noktası, rengi noktası, mihenk noktası diyebiliriz. Hocam hal eğitimi yani hal o eğitim. hal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşamış onlar da ondan almışlar ama yine aslında aynı yere geliyoruz. <laughs> Efendimiz Aset ve Selam Neden takip etmişler? Çok sevdikleri için. Çok sevilesi bir insan olduğu için. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyecek kıvama geldikleri için, el emin olduğu için, güvenilir olduğu için. İşte burada da aslında herhalde yine samimi ebeveynlik samimiyet var. Yani söylediğini yapıyor olmak. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye atfedilen bir hikaye var. Çok severim e, ee, mutlaka da paylaşmaya çalışırım. Bir çocuğu getiriyorlar. Çocuğun bala alerjisi var. Yani bal dokunuyor. Diyorlar ki mübarek bal dokunuyor. Biz ne yaptıysak yaptık ne söylediysek söyledik dinletemedik sözümüzü. Sen söylesen. Şimdi gidin 40 gün sonra gelin diyor. Biz olsak bozuluruz herhalde. Onlar 40 gün sonra geliyorlar. Yani e, Hazret bir şey söylüyor çocuk arkasını dönüyor ve diyor ki ben artık bal yemeyeceğim. Yahu diyorlar nasıl ne anlattın ne söyledin hangi ilim hangi bilim. Yahu diyor bir şey demedim sadece bal yeme dedim. Madem bal yeme diyecektin bizi neden 40 gün beklettin? Çünkü o zaman bal yordum. Bal yeme dediğimde sözümün dinlenilebilmesi, anlaşılabilmesi için 40 gün bal yemedim. Bal yemedim ki bal yeme dediğimde sözümün bir tesiri olsun. Belki de Sümey hocam. Yani gençlerimizden şimdi biraz şekva ediyoruz ya işte dinden inançtan uzaklaşıyorlar. Belki de biraz da geriye dönüp oraya da bir kontrol etmek lazım mı? Yani bizim samimiyetimiz ve aramızdaki o sevgi ve güven bağını bizim çizdiğimiz profilde bir gözden geçirmek gerekiyor mu bu anlamda? Zaten o çok önemli bir nokta. Özellikle ergenleri konuşuyorsak, ergenler hakkında bir şey söylememiz gerekiyorsa, yıllar önce buna ne kadar yatırım yaptığınızı bir konuşalım önce demek istiyorum ben. Çünkü bu gerçekten. Sevgi ve güven bağı o yıllar içinde gelişecek ki ergenlikte meyvelerini toplayabilelim artık. Yapılan bir araştırmaya göre çok ilginç bir şey bulunuyor. Ee, küçüklükte anne çocuk arasında güvenli bağlanma olduğu zaman ergenlik döneminde çocuğun dini bakış açısının anneninkiyle aynı olduğunu, e, bozulmalar olsa da birkaç yıl sonra tekrar özüne döndüğü annesininkiyle aynı olduğunu buluyorlar. Yani burada aslında çok güzel bir araştırma sonucu bu. Bizim sevgi ve gerçekten o yıllarca yaptığımız yatırımların karşılığıdır. Ama bu yatırımları yaptığı halde ergenlikte zorlanan aileler görüyorum ben. Evet. Orada da o sağlıklı iletişimi hala oturtamamış hmm. dedirtiyor bana. Ne oluyor mesela bir e, örnek verelim. Geliyor annesine diyor ki anne ben namazlarımı kılmakta çok zorlanıyorum. Hmm. Hiç canım istemiyor kılmayı. Yavrum bak çok sevgi diliyle anne şöyle söylüyor mesela. Yavrum bak namazlarını Allah için kılacaksın. Allah seni sevdiği için huzuruna... Ne oldu? Nasihate başladı anne konuşuyor konuşuyor. Sevgi diliyle konuşuyor aslında. Ne kadar güzel şeyler söylüyor. Ama ergen ona tamamen kapalı. Çünkü iletişim dilinde ergenlerin en çok ihtiyacı olan şey ve bizim en çok vermediğimiz şey dinlenmek. Anne baba dinlemiyor çocuğunu. Evet. Böyle olunca da sağlıklı bir iletişim olmuyor. Evet. O çocuk bakın namazı dert etmeyen bir çocuk gidip de annesine demez ben namaz kılamıyorum anne demez. Derdeden bir çocuk gider söyler anne ben namazımı kılmakta zorlanıyorum diye ve aslında orada derdi anne bana öyle bir şey söyle ki gideyim kılayım değil. Anne ben Benim. seninle dertleşmeye geldim. Nasıl ben arkadaşlarımla dertleşiyorum? 12 yaşındaki, 15 yaşındaki bir çocuğun bütün hayatında olan biten her şeyi arkadaşları biliyor. Bizim artık çocuğun hayatında bir etkinliğimiz yok o süreçte. Çocuk eğer size sohbet etmek için seçtiyse bu çok büyük bir nimet. Bunu kesinlikle nasihatle zedelemeyin. Ah, çok Nasihate ihtiyaçları yok, dinlenmeye ihtiyacı var. O anne şöyle diyebilir. Kızım ya da oğlum bundan kastın ne? nerelerini nerelerde zorlanıyorsun? Bütün vakitlerde mi zorlanıyorsun? Abdest almakta mı zorlanıyorsun? Ön hazırlıkta mı zorlanıyorsun? Belki Bunun bir hatırlatıcı olması ihtiyacı mı? var. Önce, önce sorunu anlaması. Evet. Yani tamam geldi çocuk bir ateş bir şey söyledi bir kor bıraktı ortaya. Önce bir araştırmak lazım. E, tamamen annenin çepe çevre bunu anlaması lazım. Daha sonra ben bu problemi belirledim. Aslında bu aynı zamanda problem çözme becerisi kazandırmadır iletişimde. Daha sonra ben bunu sorularımla yine zenginleştiririm. E, böyle sorunlar yaşayan arkadaşların var mı? Burada da neyi öğrenmek istiyorum? Arkadaş çevresinde neler konuşuluyor? Neler var? Acaba benim kızım, oğlum yalnız mı? Daha sonra şunu ekleyebilirim. Biliyor musun ben kaç yaşına geldim? Ben de hala her vakit giderken namaza Hah, zorlanıyorum tabii ki. Bazen hiç kılmak istemiyorum, bazen çok üşeniyorum, bazen of bir de abdest alacağım, <laughs> abdestim de yok diyorum. Biraz Oluracağım. daha sorunun gerçekçi olduğunu. O çocuğa bağlı olmadığını göstermek. Evet. Çünkü çocuk o sorunu üstlenerek geliyor. Sırtında bir yük. Sen şunu dersen eğer bak aynı yük bende de var, senin arkadaşlarında da var. Çok Hadi gel altından hep beraber kalkalım. Bunu nasıl taşıyabileceğimizi beraber e, konuşalım de, demek lazım. Bundan sonra da yine çocuğa şunu yap bunu yap değil de peki senin aklına çözüm olarak ne geliyor? Çünkü o çocuğun mutlaka aklında bir şeyler var. Artık küçük bir çocuk yok karşımızda. 6 yaşında bir çocuk yok. İnanın Sizden belki çok daha pratik çözümleri olan bir çocuk var ve siz ona imkan veriyorsunuz. Bunun kadar güzel bir şey yok çocuk için. Bundan sonra belki şöyle diyebilirsiniz yine. Arkadaşların ne düşünüyor? Onların bulduğu çözümler neler? Neleri denediniz? Neler denenebilir? Ben de kendi hayatımda şunları şunları deniyorum. Çok güzel. Burada bitirmek yeterli. Yani ben burada ne yaptım çocuğuma nasihat dışında her şeyi yaptım ama çocuğum bana yarın başka bir sorun yaşadığında tekrar gelmeyebilecek evet. ve bir sorunu nasıl ele alması gerekiyor bir problemi nasıl çözmesi gerekiyor ben bunu aslında hayat boyunca öğrenebileceği bir beceri de veriyorum ona aynı şekilde bu açıdan çok değerli. Çok daha yani, bir harita çizdiniz bize <laughs> Hocam. İletişim çok iletişim ediniz. çok önemli biz terapistlerin en büyük görevi dinlemektir. Biz terapiye dinleyerek başlarız. İyileşme dinlemekle başlanır. Evet. O yüzden dinlemeyi lütfen ihmal etmeyelim çocuklarımıza. Tam bu noktada bir çocuk kitabı tavsiye edeceğim ama yetişkinlere. <laughs> tavşan dinledi. Çok güzel bir kitap. Hiçbir hayvan evet. dinlemiyor çocuğu ama tavşan hı hı. gelip onu dinliyor evet. ve problemini çözmesine yardımcı oluyor. Ee, bu arada küçücük bir ekleme yapmak istiyorum. Hani namaz bazen bizi de zorluyor dedik ya. Yani orada şu ifadeyi de ekleyebiliriz. İnsanı sevdiği şeyler de zorlar bazen yani evlatlarımız en sevdiklerimiz ama bazen evladımızdan dahi yorulduğumuz zorlandığımız zamanlar oluyor bunda bir beys yok şimdi son dakikalara girmişiz ee, ama ben şunu da konuşalım istiyorum Hasan hocam sizden dinleyelim istiyorum. Genel olarak şöyle baktığımızda yaş gruplarını biraz daha göze aldığımızda farklı yaş gruplarında işte küçük yaş grubu çocuğumuz var. ilkokul ortaokul, lise nasıl bir yol takip etmek lazım din eğitimi öğretim verirken? Hepsine aynı şeyi anlatsak olur mu? Nerelerde hatalar yapıyoruz biz? E, anlatmak ifadesini tırnak içine alalım tamam, derim analım. öncelikli olarak. E, Sümeyye hocamın da e, kıymetli açıklamaların üzerine şöyle bir e, ifade kullanmak isterim. Tabii, tabii. Çok sık kullandığım. Ee, mesela çocukların ve e, gençlerin sorularına cevap vermek, sorularını cevaplamak gibi bir e, ifade dilimize bazen yerleşiyor. Evet. So, lütfen çocukların ve gençlerin sorularına cevap üretmeye çalışmayı bırakalım derim. Öncelikli olarak. Ne yapalım? Nedeni de ifade edeyim. Tabii. Ee, çocuklarda, dörtlü yaşlarda çok ciddi bir sorgulama kabiliyeti gelişir. Hı. Hatta ee, küçük filozoflar olarak o dönemler üç buçuk dörtlü yaşlarda. Bu dönemden başlayarak daha hocam çok güzel ifade etti. Çocukla birlikte düşünmeyi öğrenelim. Ha, çok güzel. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, buyuruyor ki e, insanlara akılları ölçüsünde konuşunuz. Evet. Yine çocuklarınızla çocuklaşınız buyuruyor. Evet. Bu ikisini biz herhalde bazen okuduğumuzda kafamıza şöyle canlanıyor. Çocuğumla birlikte oyun oynayayım. Tabii ki çocuğumla birlikte oyun da oynayayım. Ama bu ifadeleri ben birlikte değerlendirdiğimde şöyle düşünüyorum. Çocuğunuzun düşündüğü gibi düşünmeye çalışın. Çok Çocuğum mutlu. nasıl düşünüyor acaba? Neyi nasıl görüyor? Namazı nasıl görüyor? Orucu nasıl görüyor? Beni nasıl görüyor? Dolayısıyla ben onun diliyle, onun aklıyla, onun bakış açısıyla bir miktar bakmaya muktedir olursam o zaman ona uygun bir yaklaşım geliştirip ona uygun bir dilde e, geliştirme imkanım olur. Yetişkinlik dönemine geldiğimizde ya da özür dilerim ergenlik dönemine geldiğimizde ise bu sefer çocuk kendi e, dindarlığını, kendi kimliğini, kendi kişiliğini kuracak. Kendi kişiliğinin bir parçası da dini kişilik, dini kimlik. Bunu kurarken e, sorgulaması, Sorular sorması bir nimet. Neden Çok nimet hoş. olarak değerlendiriyorum? allah Teala'nın dünya üzerindeki, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan, herhangi bir gence, ergene verdiği bir yetenek bu. Fıtratın bir parçası. Evet. Ergenlik döneminde sorgulama. Fikir ediyor, tefekkür, Fikir ediyor, ediyor. tefekkür evet. ediyor. Acaba neden tefekkür ediyor? Neden allah Teala hepimize ergenlik döneminde bir sorgulama kabiliyetini böyle bir fıtri bir e, kabiliyet olarak canlandırıyor? Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Çünkü benim bir bana özgü yetişkin, benlik sahibi ve kimlik sahibi bir yetişkin olabilmem için sorgulamaya ihtiyacım var. Benim sorgulayarak, sorarak anlamlandırmaya, o anlamlandırmanın üzerine de bana ait bir kimlik kurmaya ihtiyacım var. Aksi halde taklit olurduk. Tahkiki imanı. Tahkiki iman, Çok tam güzel. kavramımız bu. Taklitten tahkike geçmemiz gerekiyor. Nasıl e, bizim... Ekonomik alanda veya işte başka sosyal alanda mesleğimizle ilgili olarak kendimize ait bir kimlik oluşturmamız, kendimize ait bir alan oluşturmamız gerekiyorsa, 40 yaşına geldiğimizde hala daha bunu taklitle ebeveynimizden alarak yürütmüyorsak, aynı şey din ahlak alanı içinde geçerli. Evet. Ve bu da tahkik dediğimiz şey, tahkiki geçmek. Dolayısıyla çocuğa bu noktada o sorgulama süreçlerinde, Hazır cevaplar üretip sorgulamayı bırak dememek gerekiyor. Onun do Ona doğru düşünme yolunu öğretmek. Hocam az önce problem çözme de iyi ifade etti mesela. Çözümlemeyi öğretmek. Doğru veriye dayalı karar vermeyi öğretmek. Veriye dayalı karar verme becerilerini geliştirmek. Doğru muhakeme etmeyi e, onda geliştirmek. Bunlar çok önemli. Bunları yapmak lazım. İnşallah. E, çok belki e, uzatmış olurum ama çok küçük bir şey ifade edeyim mesela. Özellikle de dörtlü beşli yaşlarda 9-10 yani hepsi aslında ama 4-5 yaş için bunu özellikle vurgularım. Merak ve insanın anlam arayışının en önemli göstergesidir dinle ilgili olarak. Siz hazır cevap verdiğinizde ne oluyor? Merakı öldürüyorsunuz. Öldürüyoruz. Bir daha merak etmiyorum artık. Evet. Bir daha ben bununla ilgili olarak sormama gerek yok. Hatta bir sordum aman neden sordum. Bir sürü bilgi bir sürü alıyorum. Yığdılar beni de usandırdılar. <laughs> Evet. anlayışa girişi 4 yaş, 5 yaş, çocuğunda daha fazla olmak üzere. O yüzden birlikte sormak, birlikte anlamı kurmak çok daha kıymetli. Peşinden koşmak. Onun sorularının birlikte aslında Aynı. değil mi? Çok çok kıymetliydi hocam. Çok teşekkür ederim. Ben doyamadım anlattıklarınızı dinlemeye. İnşallah yeni bir programda sizleri de tekrar ağırlamak nasip olur. Çok isteriz. Çok yoğun çalıştığınızı biliyoruz. Ama yeni bölümlerde bu konuları müstakil olarak da inşallah ele alacağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her bir sözünüz altın kıymetindeydi bizler için. Allah razı olsun. Efendim vakti geldi programında. İnşallah tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.